Sivas İrade Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 27 Aralık 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK'nın saldırısıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 partinin imzasıyla yayımlanan ortak bildiriye Cumhuriyet Halk Partisi'nin imza atmamasına tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP'li Mehmet Sevigen, Gürsel Erol ve Barış Yarkadaş da CHP'nin tutumuna tepki gösterdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri şehit olan Mehmetçikleri anarak terör örgütüne tepki gösterdi. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, yılbaşı alışverişinin yerel esnaftan yapılmasını istedi. Demirgil, yerel esnaftan yapılan her alışveriş Sivas'ın da gelişmesine ve ticaretin artmasına katkı sağlayacaktır, dedi. Sivas İl Özel İdaresi'nde yetkili sendika olan Ben Bir Sen ile merkez ve ilçelerde memur statüsünde çalışan 190 memur için sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Sivas Spor transferde düğmeye bastı. Yiğidolar Kosova milli takımının sağ beki Taki'nin peşinde. Kosova'da Balkani'de oynayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu da ülkesinde medyada yaptığı açıklamada transfer haberini doğruladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.